İmam-ı Azam rahmetullah aleyhin büyüklüğü. Bil ki Allahu Teala bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün peygamberlerden üstün kılmış ve onu ümmeti içinde fıkıh ve marifette birer nebi gibi olan ve onun halifesi durumunda bulunan muhaddisler, müçtehitler, alimler, fakihler, abidler ve veliler yaratmıştır. İçtihat yönünden bunların önünde olan, itikat yönünden bunların en temiz olanı, yetkinliği en açık olanı, yolu en sağlam ve en doğru olanı, imamların imamı, bu ümmetin yıldızı, himmet sahibi, kervanın başı imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'dir. Kendisi şeriatın yüzünden gizlilik örtüsünü kaldırmış, fıkhın alnından karanlığının bulutunu dağıtmış, ayakların kaydığı yerlerde ayaklarını sağlam zemine basmış, bütün güç ve gayretini şer'i ahkamı ihkam etmek, sağlamlaştırmak için kullanmıştır. Ondan sonra gelenler, onun ilim denizine dalmış, o denizden inciler çıkarmış ve bu incilerden süs ve zinetler oluşturmuşlardır. Onun sofrasında yemek yiyenler, helal gıda ile beslenmiş olur büyüklerinin iyiliğiyle geçinmiş olurlar. Çünkü insanlar fıkıhta onun çoluk çocuğu gibidir. Nitekim büyük imam, fehamet sahibi, Seyyid İmam Şafi Rahmetullahi Aleyh, insanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin iyalidirler, ailesi, çoluk çocuğu gibidirler demiştir. Ve bu hakikati bazıları şiirleştirip şöyle demiştir. Tüm dünyanın imamları, hepsi ailesi onun. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imam ve kim kendisine karşı kibirlenip burnunu kaldırırsa Allah Celle Celaluhu onu cezalandırıp alemlere ibret eder ilmi de onun için yük ve günah olur. Nitekim bu zamanda böyle bir taife türemiştir. Bu taife büyüklüğün kadrini bilmez. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in yaktığı ışığı söndürmeye çalışır onu küçümser ve hakir görür. Onu eleştirmeyi kendisine iş bilir, ona uyanlara sövüp saymayı marifet sanır. Halbuki muhaddis imamların İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh hakkındaki övgü ve şahitlikleri anlamak isteyen için yeterlidir. Zafer Ahmet et Tehanevi i̇lâ Sünen Mukaddime 252. Sayfa 5 Ocak Mevlana Takvimi